O gün çok yağmur yağdı oğlum. Yağmurdan dolayı sel geldi, çamur geldi. O gün de döküldü ama pazar gün az oldu, dün daha şiddetlisi oldu. Komple dün gitti. Burada cumartesi günü. Burada tavuk kömesi, kömürlük bir vardı. Ben içindeydim. İçinden çıktım, daha şuraya geldim. Göçmesi bir oldu. Tenikeler geldi böyle. Altında kalacaktım. Ucuz kurtuldunuz. Saniyelik. Çıktım, çıkı çıkmaz göçtü. Böyle hepsi şeyden arkadan dal komple endi sanki. Eve girecek. Evin ambarı yıkılacak diye çok korktum. Peki hala toprak göçüyor. Geliyor. Akşam da göçtü. Hiç uyuyamadım. Akşam da göçtü. Geliyor. Hala geliyor. Peki üzerinde evler var efendim. Var ama işte ondan korkuyoruz ya oğlum. Demin onu dedim ya. Altı oyuldu çünkü komple. Daha hala geliyor. Gelmekte. Yağmur mahvetti bunu sel. Yani duvar olmadığı için yağmur suyu çok şey etti, zarar gördürdü. Evler var, evlen işte üstümüze gelme tehlikesi var, ondan çok korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Cumartesi günü olan selde şuradan yukarıdan sel geldi. Komşunun oradan kapıdan girmiş. İşte buralar bu hale geldi. Şu üstü öyle, mutfağımın üstü. Biz çok korku yaşıyoruz. Bir haftadır böyle. Çok korku yaşıyoruz yani. Evlere akşamı kadar, gece 12, 1'i kadar dışarılardaydık. Evimize giremiyoruz. Yani yukarıda evler var ve göçmeye devam ediyor burası. Evet, göçüyor, kayıyor işte. Toprak kayması oluyor. Peki korkunuz nedir? Korkumuz o kalan da gelecek. Bu sefer evimize de zarar verecek. Üstümüzde evler var. Onlar buraya gelecek diye, onlar da buraya çökecek diye korkuyoruz biz. İşte yan tarafı gördünüz komşunun oraya. Benim burası da öyle. Yan tarafta bir daha var. Böyle bunun 4-5 ev var, böyle devamı var yani. O evler iyice yakınladı artık. Üstümüze gelecek. Köye ne zaman geldi? Biraz bugün önce. Bugün geldi işte. Biz de buralarda olabiliriz yani. Biz her zaman buralarda uğraşıyoruz bahçemiz. Arka buralarda eğleniyoruz, oturuyorduk. Ama böyle olacağını Allah'tan geldi ama ne yapalım, bize de bir yardımcı olsunlar. Lütfen. Teşekkür ederim.